Herkese merhaba. 28 Nisan 1988'de Aloha Airlines'ın 243 numaralı uçuşu Hawaii'nin Hilo Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı. Uçak bir saatten daha az mesafedeki Honolulu'ya gidiyordu. Hava muhteşemdi ve koşullar da oldukça uygundu. Ancak kalkıştan sadece birkaç dakika sonra büyük bir patlama aniden tüm uçağı sarstı. Bir anda birinci sınıf kabini kaplayan çatı patlayarak yırtıldı. Yolcular ve uçuş ekibi de doğal olarak panikledi. Acil iniş yapabilecekler miydi? Yoksa uçağın geri kalanı dağılacak mıydı? Neler olduğunu öğrenmek istiyorsanız bizi izlemeye devam edin. Başlamadan önce en iyi videolardan haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. ...243 sefer sayılı bu uçuşta Kaptan Robert Schorsteimer ve 1. Subay Madeline Tompkins de dahil olmak üzere 6 mürettebat ve 89 yolcu bulunuyordu. Ve ekip, bu uçak modeli Boeing 737 ile 10.000 saatten fazla uçuş deneyimine sahipti. Uçak tam 19 yaşındaydı. Yani beklenen ömrünün 10 yıl ilerisindeydi. Ayrıca o günün başlarında Honolulu'dan Hilo, Maui ve Kauai'ye 3 gidiş dönüş yapmıştı. Yine de kalkış öncesi muayenede olağan dışı bir şey kaydedilmedi. Ve uçak kısa süre önce bir Boeing hizmet bültenini ve iki ayrı müfettiş tarafından yapılan uçuşa elverişlilik direktiflerini başarıyla geçmişti. Kağıt üzerinde uçak son derece iyi durumdaydı ve yolculuğa hazırdı. Ancak bir yolcu uçağa binerken biniş köprüsünün üzerinden baktı ve uçağın gövdesinde uçağın kapısıyla köprü kaportası arasında bir çatlak fark etti. Personelin bunu bildiğini varsaydı ve bu nedenle kimseye bir şey söylemedi. Tüm ön kontrolleri temizlendikten sonra uçak olaysız bir şekilde havalandı. Uçak yükselmeye başladı. Pilotlar yaklaşık 24.000 fitte uçağı düzleştirmeye başladığında bir ses duyuldu. Bu bir patlama sesiydi. Üstelik rüzgarın şiddetli sesi de bu patlamaya eşlik ediyordu. 1. Subay Tompkins'in kafası geriye savruldu ve kokpitte yalıtım köpüğü gibi yüzen enkaz parçaları gördü. O zaman pilotlar geriye baktılar ve kokpitin giriş kapısının eksik olduğunu fark ettiler. Ayrıca 1. sınıf bölümünün tavanı da yok olmuştu ve tek görebildikleri şey mavi gökyüzüydü. 1. sınıf yolcuları dehşet içinde koltuklarına yapışmışlardı. Öyle ki uçağın sol tarafının küçük bir bölümünün aniden koptuğuna tanık olmuşlardı. Bu da kabinin patlayıcı bir şekilde dekompresyona uğramasına ve saatte 500 kilometrelik bir rüzgarın çatıyı uçurmasına neden olmuştu. Bir diğer yandan uçaklarda basınçlandırmayı, hava akışını ve sıcaklığı kontrol eden kabin hava sistemleri bulunur. Bu uçaksa atmosferde ne kadar yüksekte uçarsa o kadar az oksijen bulunur ve hava da o kadar soğuk olur. Dolayısıyla bu sistemler yolcuların uçuşlarında boğulmamalarını veya donmamalarını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Ancak patlayıcı bir dekompresyon meydana geldiğinde bu sistemler çalışmayı durdurur. Bu yüzden yolcu uçaklarında tavandan oksijen maskeleri düşer. Ancak uçuş 243'te tavanın oksijen maskelerini de içeren 5,5 metrelik bir bölümü ve uçağın yanları tamamen yırtılmıştı. Neyse ki yolcular hala koltuklarına bağlıydılar ancak orada duran kabin ekibi ayaklarının yerden kesilmesini önlemek için yakınlarındaki herhangi bir şeye tutunmak zorunda kaldılar. Ancak trajik bir şekilde bunu zamanında yapamadılar. Birinci görevli Clara Bell Lansing uçağın sol tarafında beliren delikten hemen dışarı fırladı. İki numaralı görevli Michelle Honda ise yere düştü. Ancak yolcuları kontrol etmek ve onları sakinleştirmeye çalışmak için koridorda bir aşağı bir yukarı sürünmeyi başardı. Kokpit hala büyük ölçüde sağlamken pilotlar kendi oksijen maskelerini taktılar. Tüm kontrollerinin gevşediğini çabucak fark etmişlerdi. Öyle ki uçak sağa sola sallanıyordu ve her an düşebilecek gibiydi. Tompkins, yakındaki Maui'ye acil iniş yapmaları gerektiğini bildirmek için transponderlerini bir acil durum koduna dönüştürdü. Ancak kokpitin gürültüsü o kadar yüksekti ki yaptığı çağrıların hiçbiri duyulmuyordu. Pilotlar uçuş görevlileriyle iletişim kuramıyor, hatta birbirlerini bile duyamıyorlardı. Ve böylece el işaretlerine başvurarak acil bir inişe başladılar. Hiç vakit kaybetmeden hızla düşüşe geçtiler ve bir noktada dakikada 4100 fitten fazla bir hıza ulaştılar. 10.000 fitin üzerinde seyreden yolcu jetlerinde dik veya kontrol edilemeyen bir düşüşü önlemek için ideal iniş hızı dakikada 3.000 fit civarındadır. Ancak 243 numaralı bu uçuşun kontrol edilemeyen durumu göz önüne alındığında mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yere inmeleri gerekliydi. Sonunda 14.000 fitin altına düştüler. Tompkins, Maui'nin acil durum kanalına ulaşabildi ve çok sayıda zayiat ve ölüm olacağını düşünerek tıbbi ekipman talep etti. Maui, Kahului Havalimanı'nda hazırlıklara başladı. 1. sınıf bölümündeki yolcular oksijensizlikten boğulmaya başlamışlardı.
10.000 fitin altına indiklerinde Kaptan Schornsteimer, hava trafik kontrol hız sınırlamalarına uygun olarak uçağı yavaşlattı. Bu yükseklikte en azından nefes alabiliyorlardı ve uçağı yavaş yavaş piste doğru döndürmeye başladılar. Saatte yaklaşık 313 kilometreye düşerken pilot uçağın daha az tepki verdiğini fark etti. Yani inmek için en az saatte yaklaşık 80 kilometre daha yavaş gitmesi gerekiyordu ancak başka seçeneği yoktu. Pilot ya yavaşlayacaktı ve havada uçağın kontrolünü kaybedecekti ya da piste çıkıp süper hızlı bir inişle çarpma riskini göze alacaktı. Kaptan Tompkins'e iniş takımlarını indirmesini söyledi. Ana vites ışığı yeşil renkte yanıp sönüyordu ve iniş için bilgisayarı manuel olarak devre dışı bıraktılar. Ancak ışık yine de yanmayı reddetti. Bir kez daha denediler ve geçersiz kılma kolunu aşağı çektiler ancak ışık hala yanmıyordu. Genellikle bir ekran aracılığıyla bu durumu kontrol edebilirlerdi. Ancak erişim engellenmişti ve kaptan zaman kaybetmek yerine uçağı hemen indirmekte ısrar etti. Eğer yanılıyorsa ve ön iniş takımı aslında inmemişse, uçağın önünü stabilize edecek hiçbir şey olmadan saatte yaklaşık 321 km hızla asfalta çarpacaklardı. Tabii bu konuda dua etmekten başka seçenekleri de yoktu. Neyse ki bu iniş takımı gösterge ışıklarının arızalı olduğu ortaya çıktı. Dişliler gerçekten inmişti ve patlayıcı dekompresyondan 13 dakika sonra Schornsteimer ve Tompkins başarılı bir şekilde uçağı indirmişti. Kahului Havalimanı'ndaki herkes şok içindeydi. Çünkü uçak adeta konservesi gibi yırtılarak açılmıştı. Mürettebatın 8'i ağır olmak üzere toplam 65 kişi yaralıydı ve Clarabel Lansing hayatını kaybetmişti. Uçaksa tamir edilemeyecek şekilde hasar görmüştü. Sonuçta bu yolcu uçakları üstü açılır arabalara dönüşmek için tasarlanmamıştı. Peki burada ne oldu? Tipik olarak bir uçağın gövde derisi yaklaşık 2,5 mm kalınlığındadır, yani yaklaşık 2 kredi kartı ile aynı kalınlıktadır. Bunları birbirine tutturmak için kenarları delikler açılır ve bir dizi perçinle birleştirilirler. Üst üste binen bu eklemlerin bulunduğu yerde bariz bir şekilde yüzey daha zayıftır. İşte araştırmacılar da tam bu noktada şüphelenmeye başladılar. Daha sonra kalkıştan önce gövdede bir çatlak göründüğünü iddia eden yolcuyla görüşüldü. Yolcunun işaret ettiği alan müfettişlerin orijinal deliğin ortaya çıktığına inandıkları alanla tamamen aynıydı. Peki uçuştan önceki müfettişler bu çatlağı nasıl gözden kaçırmıştı? Eski Boeing uçaklarını inceleme maliyetini düşürmek için Federal Havacılık İdaresi yalnızca en kritik iki eklem boyunca gövde incelemelerini zorunlu hale getirmişti. Diğer mafsalların muayeneleri ise hava yollarının takdirine kalmıştır. Uçağın tuzlu ve aşırı derecede aşındırıcı bir deniz aşırı ortamda 35.496 saat veya 4 yıl çalışmasına rağmen Aloha Hava Yolları her bir eklemi kontrol etmenin gerekli olduğunu düşünmemişti. Nihayetinde bakımlar konusundaki ihmaller 243 numaralı uçuşta yaşanılan bu kazaya yol açmıştı. Kazadan sonra uçuşa elverişlilik güvencesi görev gücü kuruldu. Zorunlu korozyon kontrol programları geliştirildi ve bir uçakta bir kusur bulunursa tüm filonun yeniden denetlenmesi kuralı konuldu. Aslında bu çok büyük ve pahalı bir girişimdi. Tabii Clarabel Lansing için çok geçti. Ne yazık ki kadının cesedi asla bulunamadı. Ancak mürettebatın inanılmaz cesur eylemleri olmasaydı her şey daha da kötü olabilirdi. Haklı olarak tüm mürettebat kahraman olarak nitelendirildi. Yine de kötü bakım uygulamaları nedeniyle bu kadar korkunç bir şey yaşayan son mürettebat olmayacaklardı. Videomuza daha da şaşırtıcı hikayelerle devam edeceğiz. Ancak bir sonraki hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Delta Uçuş 1425. Pilotların acil iniş yapmasını gerektirecek şeyler sadece patlamalar ya da hızlı basınç düşüşleri değildir. 8 Haziran 2019'da Delta Airlines'ın 1425 numaralı uçuşu Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı ve 148 yolcuyla Baltimore'a doğru yola çıktı. Delta'nın McDonnell Douglas MD-88 uçağıyla her gün yapılan bu 1,5 saatlik yolculuk genellikle olaysız geçiyordu ancak o gün her şey farklı oldu. Kalkıştan kısa bir süre sonra birkaç yolcu yüksek bir patlama sesi duydu. İlk başta türbülans olabileceğini düşündüler ancak sonrasında garip bir koku almaya başladılar. Bu bir duman kokusuydu. Sigara dumanı değildi. Yanan metalden gelen güçlü, ürkütücü bir dumandı. Ve yavaş yavaş kabini dolduruyordu. Uçuş görevlileri yolcuları sakinleştirmek için çabalamaya başladılar. Ardından kaptan bilgilendirildi. İşte o zaman uçak aniden yavaşladı. Isınmaya başladı ve hava sirkülasyonu kesildi. Tam o anda yolculardan biri olan Logan Webb pencereden dışarı baktı ve bunu gördü. Motorun içinde tehlikeli bir şekilde dans eden o şeyin ne olduğunu biliyor musunuz?
Bu motorun burun konisi. Her nasılsa, uçuşun ortasında uçağın motorunun orta şaftından ayrılmış ve fan kanatlarına çarpmıştı. Ve ortadaki bu yapıda hiç iyi görünmüyor. Yolculara acil iniş için hazırlanmaları söylendi. Ve mucizevi bir şekilde, uçak güvenli bir şekilde Kuzey Carolina, Raleigh'e iniş yaptı. Hiçbir yolcu veya uçuş görevlisi yaralanmadı. Ve hepsi güvenli bir şekilde başka bir uçuşa transfer edildi. Havayolu, motorlardan birindeki olası bir sorun nedeniyle acil iniş yapıldığını söyledi. Olası sorun mu? Pekala, pilot olmasak da uçuşun ortasında böyle bir burun konisinin ayrılması olası değil de kesin bir sorun olmalı. Havayolu, buradaki sorunun tam olarak ne olduğunu açıklamadı. Ancak daha sonra, 2020 yılına kadar tüm MD-88'leri filolarından çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Flybe Uçuş 1284. Yüzlerce insanın olduğu bir uçakla sert bir iniş yapmak oldukça korkutucu görünüyor. Ancak bu durum küçük uçaklarda da yeterince korkutucu. 23 Şubat 2017'de Flybe ait 1284 numaralı uçuşta bulunan herkes muhtemelen bizimle aynı fikirde olacaktır. İskoçya'nın Edinburgh kentinden kalkan ve Amsterdam Schiphol'e inen uçuş, DH-8 turbo pervaneli bir uçaktı. Yani burada düşen konileri olan jet motorları yok. Kötü hava koşulları nedeniyle kalkışta 90 dakikalık bir gecikmenin ardından uçak ve 59 yolcusu nihayet iniş pistini gördü. Ancak sonrasında uçuşun oldukça inişli çıkışlı olduğu ortaya çıktı. Şuna bir bakın, uçak indiği anda sağ taraftaki iniş takımı tamamen çöküyor. Aslında yolcular o kadar şanslıydı ki bıçak asfalta çarptığında kopup gövdeden fırlamadı. Havaalanı her ihtimale karşı acil servisi arasa da yolculardan veya mürettebattan hiçbiri yaralanmamıştı. Hollanda Güvenlik Kurulu'nun bu olayın temeline inmesi bir yıldan fazla sürdü ve sonunda neredeyse 50 sayfalık bir soruşturma belgesi yayınlandı. Sonuç olarak tespit edilmemiş hatalı bir yakınlık sensörü ve ana iniş takımı boyunduruğunda hafif bir arıza olduğu ortaya çıktı. Bu tekerleklere bağlı olan parçaya verilen isimdir. Ancak arıza uçak ilk yapıldığından beri mevcuttu. Sadece çok geç olana kadar düzeltilmemişti. Uçak yere indiğinde ana iniş takımı çok fazla burulmaya maruz kaldı ve çöktü. Neyse ki sorun sadece biraz dengesiz bir inişle sonuçlandı. Yine de önceki örnekler göz önünde bulundurulduğunda bize sorarsanız yaralanmadan yapılan bir iniş iyi bir iniştir.